Sevgili izleyiciler merhaba. Rana Küllük ile İşkolik programına hoş geldiniz. Konuğumuz kıdemli dijital pazarlama uzmanı Volkan Yolsal. Doğru. Hoş geldiniz Volkan Bey. Merhaba, hoş buldum. Volkan Bey, bu işe nasıl başladınız? Neden bu sektörü seçtiniz? Şöyle, ben üniversitede aslında okurken reklam tasarımı yine üzerindeydim. Reklamla ilgileniyordum yani. Sonrasında dijital pazarlama bölümünü aslında bizim bir hocamız sayesinde ben girdim. Sahibinin eski dijital pazarlama yöneticisi olan Levent Dicle sağ olsun, Türkiye'de bu dersi ilk bize veren kendisi oldu ve aslında bize bu mesleği yaparak dünyanın her tarafında, dünyanın her yerinde gelir elde edebileceğimiz ve nerede olursak olalım yine gelir, güzel bir şekilde gelir elde edebileceğimizi göstermiş oldu. Bu şekilde bir başlangıç yaptım. Fakat devamında buna devam etmemin sebebi şu oldu aslında. Bu meslek gerçekten süreç içerisinde kaldıraçlanabilir bir meslek. Yani siz bu mesleği yaparken bir sonraki adıma geçtiğinizde aynı yerde dönmüyorsunuz. Yani adım atlayabilerek her zaman yükselebildiğiniz bir meslek. Bu şekilde bir meslek olduğundan da profesyonel hayatımda da burada devam ediyorum. Peki verdiğiniz hizmetler neler? Şöyle, biz aslında benim bir ekibim var bizim arka tarafımızda. Marka yüzü ben olabilirim ama arkamızda da güzel bir ekibimiz var. Bu ekibimiz bir reklam, ücretli reklam hizmeti sağlıyor. Onun dışında organik SEO çalışmaları hizmeti sağlıyoruz. Fakat bunların dışında web analitiği ve aynı zamanda web varış sayfası optimizasyonları ve satış stratejileri gerçekleştiriyoruz markalarımız için. Çalışmalarınızın daha detaylı anlatımı alabilir miyim sizden? Tabii ki. Ücretli reklamlarda aslında biz çalıştığımız markaların elindeki envantere ve yatırımlarına göre kendilerine bir medya planı hazırlıyoruz. Bu medya planında markamızın ulaşmak istediği çıktıyı planlayıp sonrasında aslında onu bu yolda eşlik ediyoruz. Onun dışında organik kısımda da yine benzer çalışmalar yapıyoruz. Hani hangi markaya organik, hangi markaya ücretli reklam yapacağımızı biraz daha yolda seçiyoruz ve markamızın istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda belirleniyor. Bu noktada ayrışan nokta da zaten bizim içeride bir web analitiği ekibi olmasından da kaynaklanıyor. Web analitiği ekibi de aslında bizim bu yaptığımız reklamlarda ulaştığımız müşterilerin, yani edindiğimiz trafiğin takip edilmesi ve bizim bu işte reklam alanlarındaki ve işte Google'ın ve benzeri platformların algoritmasının eğitilmesindeki bu işte veri takibini ve veri gruplandırmasını yapılmasını sağlayan bir hizmet. Son olarak da web analizi dediğimiz, web optimizasyonu dediğimiz, bir kullanıcı web sitemize geldiğindeki satın almaya da dönüşüm oranını arttırmaya odaklı yapılırken, satış stratejileri de web sitemize giren bir kullanıcı 10 birimlik bir satın alma yapıyorsa biz bunu nasıl bir 20 birimlik bir satın almaya çıkartabiliriz? Buna yönelik satış stratejileri yapıyoruz. Aslında 360 bir dijital bir hizmet sağladığımızı söyleyebiliriz. Talepler nasıl peki? Tahminimce çok fazla. Çünkü sosyal medya veya reklam artık günümüzde kimlik gibi. Özellikle işletmeler için de öyle. Doğru. Ya şöyle, talepler gerçekten fazla. O yüzden hani zaten herkese çalışamıyorum ben. Fakat herkese yardımcı olmaya devam ediyorum. Bu noktada işte bu sektörü öğrenmek isteyenlere biraz daha işte soru cevap yapıyorum. Onun dışında küçük işletmelere dediğim gibi hani çok ilgilenme fırsatımız olmuyor ama yine küçük işletmelerle de güzel sıcak bir iletişimimiz oluyor. Hani bize sormak istediklerini uzunca sorabiliyorlar ve bizden cevap alabiliyorlar. Aynı şekilde bizi arayıp bizimle konuşarak da gerçekten uzun saatler boyunca böyle ücretsiz bir şekilde danışmanlık alıp alan küçük startuplarımız da mevcut. Ama onun dışında dediğim gibi biraz daha hani ekibimizi büyük ölçekli işlerde kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü dediğiniz gibi çok yoğun bir talep var gerçekten. Çok güzel ama yani en azından ücretsiz bir şekilde küçük işletmelere yardımcı olmak istemeniz güzel bir düşünce. Kesinlikle. Peki sizi meslektaşlarınızdan ayıran özelliğiniz nedir Volkan Bey? Çok güzel bir soru. Şimdi şöyle, aslında çok başarılı meslektaşlarımız da var. Fakat burada beni meslektaşlarımdan ayıran en büyük nokta, ben markalarımı rakiplerinden ayrıştırılmasını sağlıyorum aslında. Ben markalarımın rakiplerinden ayrışmasını sağlıyorum. Az önce de söylediğim gibi biraz karışık bir cümle olabilir ama şimdi benim bu sektörde 8 yıla aşkın bir iletişim tecrübem var okuduğum bölümle dahil. 4 yıla da aşkın da dijital pazarlama tecrübem var. Bu 4 yıllık süreçte birçok hani milyonlarca bütçesi olan, milyonlarca TL bütçesi olan birçok markaya eşlik ettim. Ve hepsinde başarıya ulaşmasında aslında büyük rol oynadım. Bu yüzden platformları çok iyi tanıyorum. İşte yol haritası çıkarmasında çok tecrübeliyim gerçekten. Bu beni aslında rakiplerimden ayıran en büyük özellik oluyor. Bir de tabii ki de kafa yapısı. Uzun süredir, hani 4 yıldır sadece çalışmak
değil. Çok da araştırma yaptığım için global trendlere vesaire çok hakimim ve güçlü bir kafa yapısına, geniş çerçeveden bakabilen geniş bir kafa yapısına sahip olduğumu söyleyebilirim. Peki geleceğe dair firmanızın veya da sizin vizyonunuzdan bahseder misiniz? Tabii ki. Ya şöyle aslında geleceğe dair benim vizyonum şu. Bu mesleği öğrenmek isteyenden tutun küçük, orta ve büyük işletmelerin, yani dijitale adım atan herkesin inceleyeceği bir, takip edeceği bir insan olmak aslında hedefliyorum. Böyle bir hedefim var. Bunun dışında profesyonel anlamda da hani benim insanlara aslında ücretsiz yardımcı olmamın sebebi şu, gerçekten insanların güvenini kazanmak istiyorum. Çünkü yaptığımız iş özveri isteyen bir iş ve insanların sizi takip etmesi de güvenle oluşan bir şey. O yüzden aslında benim kişisel hedefim herkesin dijital adam olacak, herkesin beni takip etmesiyken profesyonel hedefim de insanların bana güvenmesi ve bana güvenen insanlara benim de güvenip ortaya aslında güzel iletişimler ve projeler çıkarmak diyebilirim. Peki Volkan Bey, kimler yapmalı bu mesleği? Yapmak için ne gibi özelliklere sahip olmaları lazım sizce? Bu da çok güzel bir soru. Çünkü bu sektöre çok büyük bir talep var. Bu sektöre girmek isteyen insanlar bence kesinlikle özveriye sahip olması gerekiyor öncelikle. Eğer özverili çalıştıklarını düşünmüyorlarsa bu sektöre girmelerini önermem. Çünkü çok popüler bir sektör ve çok fazla rekabetin olduğu bir sektör. Eğer özverili bir araştırma ve iş ortaya koyabileceklerini düşünmüyorlarsa kesinlikle önermem. İkinci olarak da değişkenliğe uyum sağlayabilmeleri gerekiyor. Biliyorsunuz geçen zamanlarda Instagram'ın kapatılması gibi bir durum oldu. Hani bu tarz değişiklikler yaşandığında dinamiklere uyum sağlayabilmeleri gerekiyor. Aynı zamanda yapay zeka da çok hızlı gelişiyor ve çok işimizde büyük bir yer alıyor. Yapay zeka uygulamalarına da yine uyum sağlayabilmesi gerekiyor. Yani böyle dinamik, hala gelişmekte kendini olan bir sektörde sürekli açık olarak kesinlikle bırakması gerekiyor. Ve hani çok böyle takip etmesi gerekiyor. Nerede ne yapılıyor ki? Bir sorun çıktığında farklı bir şekilde uyum sağlayabilsin farklı ortamlara. Çünkü teknoloji her geçen gün çok ileriye gidiyor. Kesinlikle. Çok doğru bir noktaya değiniyorsunuz. Hani geride kaldığı zaman gerçekten yetişemiyorsun. Evet. Başarılı bir iş de ortaya çıkarması çok zor oluyor gerçekten. Volkan Bey, sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat yayınımızın sonuna geldik. Teşekkür Son olarak izleyiciye neler söylemek istersiniz? İzleyicilerime genel olarak aslında kafa yapılarına odaklanmalarını öneririm her şeyden başta. Bir işletmeyseler, bir işi öğrenmek istiyorlarsa, ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Daha önce o işi yapmış ve başarılı olmuş insanlar bulabilirler. Ve bu insanlar içerik üretiyorlarsa zamanlarını bu insanların içeriklerini tüketmeye ayırsınlar. Eğer bu insanların bir eğitimi varsa paralarını bu eğitimlere ayırsınlar. Ve o yoldan geçmiş ve başarılı olmuş kişilerin kafa yapılarını edinmeye çalışsınlar. Çünkü bu sektörde hani panele girebilirsin, paneli öğrenebilirsin çok çabukça. Ama fark yaratmak istiyorsanız dediğim gibi geniş bir bakış açısına sahip olmanız gerekiyor ve güçlü de bir kafa yapısına sahip olmanız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.